Tamam. Gir çık, gir çık yap. Tamam. Evet. Bir dışarı çıkar. Dışarı bir kere. Deniz Müzesi'ne hoş geldiniz. Dün başka bir arkadaşınız vardı sanki. Evet. Nöbetleşe çalışıyorsunuz. Evet. Evet, buyurun Sezen Hanım. Bir var bir yok dediler. Sezen Hanım alalım sizi. Bekliyor musunuz? Alalım mı sizi? Çünkü siz adaydınız. Tamam, sıkıntı değil. Ben onu anlamadım. Koş verin, biz paramızı basarız. Para daha önemli. Çekici alıyoruz. Sike basım atölyesi evet. Yani para basım atölyesi. Bir kere. Bir kere de. Evet. Ne tamamdır. Ortaya alamadım ama. Vay. Müthiş bir şey bu. Ne kadar güzel bir şey bu yapmışsınız da ya. Bu da onun tarihsel bilgisi. Türkçe, İngilizce hangisini okumak isterseniz hangisinden daha iyi anlarsınız. Evet, buyurun. Serkan Bey. Kameramanımız. Evet, bizimle sürecek. Bu gümüş şey, kurşun madeni yumuşak olduğu için soğuk baskı yapacağız. Eskiden darphanelerde ocak bulunurdu. Maşada ısıtırdık altınımızı. Şimdi size veriyorum. Bu altın ısıttık, yumuşattık ve kalıba yerleştiriyoruz. Fark etmiyor. Zaten diğer yüzünde biz varız. Marka müzesinin amblemi var. Sadece bir yüzünde altın devresinin sikkesinin sembolü var. Kalıbı da parayı oynatmadan dikkatli bir şekilde yerleştiriyoruz. Şu an darphanede çalışıyorsunuz. Eğer iyi parayı basarsak, darp edersek kral belki o zamanın harikası kralı padişahı. Evet. Şiddetli, sen çok şimdi kuvvetli vurursun. Orta kuvvette. Para fazla da ince olmaması lazım. Darphanede çalışanlar o paranın kalınlığını çok iyi ayarlı bir şekilde vurmaları gerekiyor. Ne fazla ince olacak ne de fazla kalın kalacak. Orta kuvvette. Kahvaltı yaptın mı? Yemek değildir. Hadi bakalım. Sıra sende. Altın devleti namına vur bir tane. Heh, iyi. Yine de çıkar. Çünkü bu maden kurşun olduğu için çok yumuşak.
Gayet güzel çıkmış. Sorunsuz, hatasız. Abi çok sert bulmak evet. isterdim. Geç bir zaman makinemiz olsaydı seni geri gönderip darpanada Görürsün.
Evet.